Tamamdır. Bizim kızın olduğu yeri açmış olmasın mı? Kilitliyor. Lan bu gece 10.30 gibi biter demiştim, olmadı. Ya siktir git ya. Nasıl öldü oğlum? Ya. Oğlum adam iki kere öldüğünü gördü ya. Yok böyle bir şey. Oğlum yukarıda yanlış bir şey de yapmadık ki. Bir daha girmeyecek herhalde. İstemiyorum ama böyle bırakacağım diyor kızı. Aa, kapı açılmış. Ulan ölmedi diye seviniyorduk. Acaba hayal mi gördük ya? Yani öldüğünü gördük. Girişte sonra halüsinasyon yaşadık. Ölmediğini zannettik. Bir şeyler yazılmış diyor. Asılmadan önce bir kupa içki içmiş. Burada sonsuza dek yatmış diyor. Bunda bir şey yok. Okunamayacak kadar kazınmış diyor. Şuradan bombalı kurşunu aldım. Sevleme yerini de çok güzel bir yere koymuş abi, biliyor musun? Sanki burada sevle, ileride gebereceksin der gibi. Bu da öyle kazınmış. Miriam Traitor demiş buraya. Buna da okunmuyor. Oha, 3 tane de mezar var ha. Evet, yani hain denilebilir ona. Oha, Edi lan. Dombiloların mezarı. Angela. Az önce sen de onun gibi bana işte yaltanacak mısın? O zaman dön falan diyen kız. O da bizim herhalde. Evet. Bizim mezarımız lan. Bizim mezarımız daha derin ya. Ya abi mezara iniyor bir de ya. Kova yiyeceğim ya. Delikten atlaya atlaya. Atla anasını satayım, oraya da gir. Mezara bak lan. Oha. Ebesin. Etraf kana. Kanlı bir kapıya doğru geliyoruz. Hayırlı işler abi.
14, 67, 107. Fena değil, bilmiyorum. Dombili var burada. Psikopat gibi duruyor. Eddie ne yapıyorsun? Neye benziyor? Her zaman dayak attı, sıkıştırdı. Şişko namussuz. Beni iğrendiriyorsun. Koca götlü. Çöpsün oğlum sen. Çok çirkinsin. Annem de seni sevmiyor. Belki de haklıydı. Sadece dombili şerefsiz yavşan biriydim. Ama zekiysen, gerizekalıysan, güzelsen, çirkinsen hiçbir işe yaramıyor. Öldüğünde herkes aynı şey oluyorsun zaten. Ölüler de gülemez. Şimdiden itibaren benle alay eden kim varsa gebertirim diyor. Koca götlü desek ya arkasını. Eddie manyadın mı? Ya! Az önce dedi de adam. Biliyordum, sen de öylesin. Onlar gibisin. Hey, hiçbir şey ima etmedim. Yorulma, anladım ben. Hep bana gülüyordun, öyle değil mi? İlk buluştuğumuzdan beri. Seni geberteceğim James, o hayırlı işler. Ya, ya siktir git! Koca göklü pezevenk. Oha! Karşılıklı vuruşuyoruz anasını satayım ya. Abi bunu öldürmeyebilir miyiz lan? Dövsek ya. Ben bunu ateş ettim ama birinci oyunda da vurdum. Polis kız öldü. Nasıl ikna edeceğiz bunu peki? Abi yumruk atıyor. Canım gidiyor ya. Ama herkesi öldürmüş. Niye ben buna merhamet gösteriyorum ki, o da var. Böyle bir sorun da var. Birinci oyundan gaza geldim ama niye yaşamasını istiyorum? Herkesi öldürmüş zaten. Öldürseydim daha iyi değil miydi yani? Şöyle H'ye basıp cam basalım. Böyle bir sorun da var yani. Etler neyini tıla? Etekli metekli. Sana ne yapabiliyor musun? Nefret edildiğinde, tükürüldüğünde, sadece görünüşün yüzünden hayatım boyunca sana gülünmesi. İşte bu yüzden kaçtım ve köpeği öldürmüştüm. O köpeği öldürdüm. Çok iyiydi. Çok fena bir şekilde gebertmiş. Tanımlamayalım. Arkamdan geldi, onu da vurdum bacağından. Köpekten daha fazla ağladı diyor. Muhtemelen köpeğin sahibini kastediyor. Dizinden geri kalanlarla futbol oynayamayacak. İnsanları öldürmek... Şöyle böyle yardıma ihtiyacım var dedi. Kasaba seni de çağırdı. Senle ben ikimiz aynıyız. Diğer insanlar gibi değiliz. Bunu bilmiyor musun? Hadi parti yapalım. Ya siktir git amına koyayım çocuğu. Ya bu ne anasını satayım ya.
Sarı öldüreceğim abi. Kaçarı yok bunun. Bak saklanıyor bir de. Lan. Ed ya abi adam vuruyorsun sonra Ed'i niye diyorsun ya? I killed a human being. Bir insan öldürdüm diyor. Hem öldürüyorsun hem de sonra Human being. gidiyorsun bir insan. Bu mudur yani? Bu kadar mı? Üzülme. Mary. Mary. Gerçekten 3 yıl önce öldüm Did ben. you really die 3 years ago? Arkadan çıkıyormuş kafa sallaya sallaya. He öldüm öldüm. Bu kadar mı? Bitti mi yani? Elindeki silahı alamıyor muyuz? Alsan olmuş şu silahı. Revolver o. Siktir et dediğime diye. Vermiyorlar silah. Kafa dönük de. Yok. Bence kötü sona doğru gidiyoruz abi. Bunu da sevlettirmiyor yalnız. İlginç bir şekilde. Ya en azından bir iyi bir kötü son var biliyorum. Bir de köpekli son varmış. Köpekli son ne bilmiyorum. Sadece okudum spoiler olmasın diye başlığını. Sonra hiç bakmadım. Az önce de bir köpeği öldürdüm dedi Eddie. Belki onunla alakalı bir şey olabilir yani. O köpeği kurtarıyoruzdur belki bilmiyorum. Direkt öyle bir bağlantı kurdum. Şöyle bir ışık görüyorum karşıda ama baya baya uzak. Birinci oyun gibi iki iyi son, iki kötü son, bir de uzaylı son varsa en azından 5 son beklenmeli. Bunda da bir köpekti, bir iyi bir kötü diye düşünüyorum. 3 2 iyi 2 kötü varsa yine birinci oyundaki gibi 5 son olabilir. İlginç bir şekilde bizi götüren kayın numarası da 5. Beşinci son mu demek istiyor acaba? En kötü son olmasın. Birinci oyunda en kötü sonla bitirmeyi başardık. Niye ilerlemiyor lan? Ha. Tamam. Işığa doğru gideceğiz. Işığı göremiyorum ki oğlum. Kaybolduk resmen. Şöyle dönüyorum da ışık yok. Ne yöne çekersen herhalde. Aa, birinci oyunu ne zaman bitirdik lan? 2 gün önce bitirdik değil mi? Nereden kurtulduk mu? Abi gitmiyor gibi. Yani dur. Birini uğurlamam lazım. Bir 5 dakika falan ara vereceğim abi. Birini uğurlayacağım. Piyano bulmacasının mantığını hatırlıyorum. Yani tam çözerken zihin arkeolojisi ipucu verdi ama çözüyorduk. İki şeyini çözdüm yani. Kolay piyano bulmacası.
Evet, geldik efendim. Şimdi nerede kalmıştık? Piyano bulmacasının mantığını hatırlıyor musun demiş. Ne gel. Sonra level dergisinden kopya çektim demiş. Oğlum ben level dergisinde muhtemelen vermişlerdir ya. Onlar veriyordu çünkü. Ama baktım hatırlamıyorum yani. Çünkü biz arkadaşla oynuyorduk o zaman. Sağdan soldan yardım almadan çözüyorduk. Ama arkadaş sanırım orta zorlukta oynamıştı. Tam çözüm vardı. Vardır ya. Yapıyorlardı çünkü tam çözüm. Ah ben şunu alıyordum ışığı. Biz piyano bulmacasına değil de şeyde sorun yaşadık. Kapı bulmacasında sorun yaşadık ikinci oyunda. Birinci oyundaki bulmacalar sorun yaşatmadı bize. Piyano bulmacasında abi sadece kelime şeyi vardı, oyunu vardı. Mesela barış güvercinin barış güvercini olduğunu bilip ona göre sıralama yaptığın zaman çok sorun kalmıyordu. Çünkü kuyu falan onun yanına oturtuyordun. Ben başını sonunu falan buldum. Sonra Zina Köyüsü şey yaptı, sıralamayı yazdı çete. Ama sıralamayı yazdı, sıralamanın nereden başlayacağını bilmediğim için bura mı bura mı diye düşündüm. Ondan sonra bir üçüncü daha bulup direkt yazı verdim de zor değildi yani. Tabi ikinci oyunda kapı bulmacası zordu ve çözemedik. 1348 miydi neydi onun anlamı ne onu anlamadım. Yok bulmuştum abi zaten. Yani başlangıcı sonu tamamdı. Sadece ortadaki 3 nota için nereyi çalacağımı bilmiyordum. Onun sıralaması farklıydı. Sorun değil yani. Onu o şekilde bulduğum için gönlüm rahat da ikinci oyundaki kapı bulmacası ne alaka onu anlamadım ben abi. Çözümlerini baktım yani açıklamıyorlar. Böyle diyor sadece. Açıklasa en azından mantığını anlamış olurdum. Bu arada bu kayıkla buraya geldik ya. İşin garibi biz anasının gözü kadar derine indik. Ne alaka ya? Burası ne alaka? Ciddiyetle izleyemedim mi? Neden ki? Güle güle mi izledim? Mekan hiç değişmemiş dedi ya. Bu kadar derinden sonra biz nasıl geldik buraya? YouTube'a atacağım abi. Birinci oyunun ilk iki bölümü var. İkinci oyunu bitirdikten sonra umarım 1-2'yi atacağım. Sonra işte 3'e başlayacağız. Ama bundan önce bunun bir yan şeyi var. Bir saatlik falan olduğunu zannediyorum. Kızla oynayacağız. Bugün mü biter, yarın mı biter emin değilim ondan. Seriye atacağım yani. Onda endişeniz olmasın. Sanırım gölün oraya geldik ya. Baksana. O zaman biz şuradan çıktık ya. Adaya geldik buradan. Başka mantığı yok yani. Işık mışığı da gördük burada. Bence şu adalardaydık abi. Yani bir şekilde adaya geldik. Adadan çıktık. Ama o kadar derine indik. Nasıl geldik buraya bilmiyorum. Muhtemelen öldük bir yerde kaldık ya ilk oyundaki gibi. Ne olsun ya bakarsın oradan. Kuş şeklinde bir şey var diyor. Su fışkırısı. Fışkırınca bakma. Şey Ankara'daki malum kişi geliyor abi. Fışkırıcı. Şu anda su gelmiyor diyor oradan. Dinozorcu. Direkt buraya gireceğiz herhalde ya. Ya abi. Üçüncü kat diyor lan. Allah Allah. Senin için bekliyorum. Bekliyor. Senin için bekliyor daha doğrusu. Bu ne? 312.
Mary ile benim kaldığımız oda. Mary orada. Ya bu salak tam geri zekalı ya. Tam geri zekalı bu ya. Abi öldü işte Mary yani 3 yıl önce. Biz de öldük muhtemelen. Yani bir yerde koştururken abi Silent Hill'de öldük muhtemelen. Zaten o dünya geçişleri onu kastediyordu bence. Araftayız yani. Bedelini bir şekilde ödedik. Artık sonu nasıl olacak ona bakacağız. Resim var ama hiçbir şey ifade etmiyor diyor. Bu da öyle. O bayağı da geniş lan. Şu bina belki de Resident Evil'a göndermedir abi. Resident Evil'ın birinci oyunu muydu? İkinci oyunu muydu? İkinci oyunda mı mansion var? Yok, birinci oyunda vardı mansion. Birinci oyunda bir malikane vardı. O malikaneye gönderme olabilir. Çünkü aynı zamanlarda çıkan iki oyun bunlar ve ikisi de bayağı popülerdi. Ona gönderme olabilir. Felaket bir şekilde onun havasını sezdim çünkü. 312'nin anahtarı. Mary ile benim kaldığım odanın anahtarı diye tekrar vurguladı. Arka taraftan bir geçiş var. Nerenin geçişi bilmiyorum. Açılmıyor. İyi ki de açılmadı. Şimdi ikinci kata çıkmayacağım. Orada bir kayıt yerim var mı? Evet, kayıt yeriymiş o. Şuraya bir sevleyelim. Şuna hiç bakmadım bu arada. Ve burada kare, aman ne karesi, dikdörtgen bir şey var diyor, kalıp yerlere. Üzerine de bir şeyler kazılı diyor. Öyleyse bile onun mutlu olduğuna inanmak istiyorum. Müziği çalmak ister misin? Çal. Kamera sallanıyor. Müzik çok da doğru gelmiyor diyor. Bu kırık mı? Veya belki de... Sussan oğlum. Onu sanırım doğru notalarla çaldıracağız. Şimdi şu reception'ın şu arka tarafı şey. Burada herhangi bir geçiş yerimiz yok. Şura açılmıyor. Şunlara bakacağım diyecektim. İlk bastığım kapı açıldı ama buraya girdiğim yer mi? Yani burası lobiymiş. Az önce geldiğim yer ya. Ya siktir, buraya da girdi. Aha, bir piyano bulmacası daha mı? Bizim adam orada bir şey kilitlendi. Ne oluyor lan? Ya. Seni korkuttum mu? Evet, korkuttun. Bir daha geç ya. Ve Mary'i bulmak için buradasın değil mi? Buldun mu? Hayır. Sen de bu yüzden burada mısın? O burada, öyle değil mi? Eğer nerede olduğunu biliyorsan bana söyle. Yürümekten yoruldum. Keşke bilseydim. Ama mektupta söyledi. Söylemişti. Okumak ister misin? Ama Rachel'a söyleme. Tamam mı? Rachel kim ulan? Bizim hemşiremizdi. Onun o şeyinden aldım. Dolabından aldım.
kere sen kimsin abi? Kafaya bir tane çakacaksın şöyle. Benim sevgili Laura. Bunu sana bırakıyorum. Rachel'la beraber. Ben buradan gittikten sonra şu anda çok uzaktayım. Sessiz, güzel bir yerde. Lütfen beni affet. Sana güle güle demediğim için ayrılmadan önce. Kendine iyi bak Laura. Kardeşlerine iyi davran. Ve Laura, James hakkında ondan nefret ediyorsun. Çünkü sen onun bana iyi davranmadığını düşünüyorsun. Ama ona bir şans ver. Doğru biraz böyle şey oldu. Zorlu diyelim, ne bileyim. Surly tam bir anlamına bakayım. Bütçe anlamını çıkartamadım. Somurtkan, yani zorlu, somurtkan olabilir, huysuz. Doğru çevirmişim de tam anlamı huysuz yani, kelime anlamı. Evet, doğru, biraz huysuz malzemeleri ve pek gülmüyor. Ama bunun dışında gerçekten iyi bir insan diyor. Laura, seni ben gerçek kızımmış gibi seviyorum diyor. Eğer her şey farklı olsaydı, farklı yaşansaydı, seni himayeme almak isterdim yani. Benim çocuğum olmanı isterdim. 8. doğum günün kutlu olsun. Sonsuza dek arkadaşın Mary. Laura, kaç yaşındasın? Geçen hafta 8 So, oldum. Mary couldn't have died 3 years ago. Mary 3 yıl önce ölmüş olamaz. Could she really be here? Gerçekten burada olabilir mi? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Onun konuştuğu sessiz güzel mekan burası mı? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. Ben ve She Mary her really zaman burada wanted to hakkında come back. konuştuk. Buraya geri That's gelmek why. istedi. Maybe I'll Fotoğraflar put it hakkında if you see the konuştuk. other letter. The one, Mary. Diğer Melissa şeyi dropped görmek it. istersin dedi. Laura. I gotta Mektubu find it. düşürmüşüm, bulmam lazım. Laura. Oğlum. Bizim adam peki niye 3 yıl önce öldü diyor ki? Hasta falan demişti. Balık anahtarı. İbrahim, gittiysen tekrar hoş geldin. Bu ara buraya köpek mi çizdi, kedi mi çizdi diyeceğim. Köpeğin bıyığı olmaz diyeceğim ama sonuçta şurada şeyler de var. Fakat görünmüyor yani. Çocuk aklı belki köpek çizmiştir. Kedi çizmiş. Bu kedi biz kızı ilk gördüğümüzde duvar üzerinde, yani duvarda dururken gördüğümüzde, ilk gördüğümüzde değil, duvarda dururken gördüğümüzde sol aşağıda kedi resmi çiziliydi. Sen gidince güller açar gül pembe. Ne oldu? Şeyle, kayıkla bu otele geldik. Otel ne diyeceksin? Otel Lakeside Oteli abi. Lakeside demişim. Lake View Oteli. Hatırlarsın şeyden. Kayıkla oraya doğru geldik. İçeri girdik. Bir odada kızı gördük. Kız bizim eşimizden mektup almış, bize verdi, okuduk. 8. yıl dönümünü kutluyor ama küçük kız 8. yaşına geçen hafta girmiş. Bizim eleman da o zaman benim eşim yani Mary 3 yıl önce ölmüş olamaz dedi. O zaman eşim burada mı dedi. Ne orada, oradayız şu an. Ben onu düşünüyordum yani.
Acaba bizimki eşini mi öldürdü ya? Ama mektupta bahsettiği biraz somurtkandı diyor. Oha. Aa. Emcükleyen eleman geldi. Ya bırak. Oo. Öldü mü gerçekten? Şimdi öldü. Bu emcükleyen elemanlar ne ayak? Birinci katın... Ulan! Tırsın bir anda. Ya bir bırak, bir bırak. Oo. Sıçacağım ya. Buna kolumun. Yataklı namussuzları. Abi bırakmıyor ya. Amına koyacağım ya. Abi yapıştı bırakmıyor sülük gibi ya. Bu nedir ya? Kaç tane ampul harcadım ya? Oyundaki en iyi cam bu yani. Soktuğumun yataklı namussuzları ya. Şeydi, mezarlıkta ilk başta gördüğümüz kadının babası muhtemelen, babası tarzı bir şey, ona tecavüz etmiş. Onu öldürdüğünü gördük, en azından kabus olarak düşünürsek. Ondan türetmişler ama ve inanılmaz büyük bir gönderme yani bence. Yani yatakta babası, ondan sonra tecavüz olayları falan. Çok iğrenç, inanılmaz böyle psikopat bir gönderme. Ama ne işi var burada yani? Şöyle bir tavan var. Buraya giriyordur garanti diyecektim. Yok. Ya iyi bari buraya da girmedi. Dolaşacak çok yer olacak. Ya ya abim. Ha? Tuvalet kağıdı da al abi. Zaten saldıranların iki tane götü var. Dört tane götü var diyecektim. Dört kolu iki götü var. Yani dört ayağı var.
Lazım olur iki götüne de. İki göklü bir dünya düşünüyorum da acı. Tuvalet kağıdı satan şirketler bayağı para kazanırmış. Şimdi aşağı taraf merdiven. Şurada bir kapılar varmış. Ben görmemişim. Ha, yukarıda merdiven var. Aşağı tarafı deneyebiliriz. Lobi içeride. Oğlum. Abi süperdi. Sandalye dünyası mükemmeldi ya. Mükemmeldi abi. Yani çok eğlendim. Ben o bölümde inanılmaz eğlendim ya. Geçiyorlar böyle sandalyeler pizza yiyor, telefon yiyor, kanepe dünyası var. Geçiyorsun sandalyeler kanepenin üstünde mi öyle bir şeyler. Sonra insanlar sandalye oluyor. Sandalyeler insanların üstüne oturuyor falan. Mükemmel ya. O kadar yani o kadar kahkaha atmıştım ki o bölümde. Bir de onun Silent Hill'de olduğunu düşün. Korku bazından. Bak ışığı da kapattım. Kıpırdamıyor lan. Yanından geçmeyi deneyeceğim. Yavaş yavaş. Nasıl ki? Fark etti ya. Hemen hemen. Bence birinci oyunun sesleri daha güzeldi. İkinci oyunun sesleri biraz daha böyle baştan sağma gibi. Birinci oyuna göre yine güzel. Yine harika. Ama birinci oyun sesleri bence çok daha güzeldi. Bilmiyorum, kayıttan kaynaklı da olabilir. Ya birinci oyunda manuel iş yaptılarsa ikinci oyuna göre manuel derken yani kalsın ses kayıtlarındaki hamallık olarak söylenebilir. Oha. Kaç tane kurşun harcattı ya. Kapı falan var mıydı? Vazo burada. Herhangi bir şey yoktu önemli. Kitle diyor buna. Şurada bir şey var. Bizim elemanın gözüne takılan. Asansör değil mi abi bu? O ses ne ya? Bir şey aldı ama. Tiner derken tiner mi? Yoksa normal inceltici derken farklı bir şey mi kastediyor? Yani Tiner'ı belki biz Tiner diye alıp Türkçe'ye getirmişizdir. Evet, inceltici okey ama Tiner mi kastı? O yok. Tiner ya, Tiner tamam. Tiner'i buradan almışız abi. Türkçe'ye. Tiner'dan. İnceltici okey de. Tiner'miş ekstradan. İnceltici olarak kullanıldığı için tineri buradan devşirmişiz veya onlar bizden devşirdi tineri. Tiner dedi. O da olabilir.
Mimari. Tuvaletleri hiç sevmiyorum bu oyunda. Bundan yukarı şuradan çıkabileceğim. Kilitle. Kilitle. O da girecek. Ya. Yatak bir eleman bu. Şu açılacak bence. Açıldı lan. Açılacak dedim. Vallahi çözdük oyunu. Kayıt defterine herhangi hiçbir şey yazılmamış diyor. Tek bakışta anladım valla. Şimdi bantları alacak mıyız? Bant mı? Bilmiyorum. Elemanın kafası habire dönüp duruyor orada. Bas bas paraları Leyla ya. Bu da şifreli bir şey mi? Kilitli diyor çanta. Tamam kilitli ne yapayım? O kadar yani kilitli sadece. Telefona baktı hiçbir şey duyamamış. Belki de hatlar kesiktir diyor. Şu şeyleri almıyor. Bant gibi ıvır zıvırları almıyor abi. Yani çantayla ilgili ekstradan şey geçmedi sadece kilitli diyor. Bakalım. 312 anahtarı bu olur mu? Oldu lan. Ana. 204'ün anahtarını verdi. Yuh. Oldu valla. O da iyiymiş. Deneyeyim dedim yani hazır anahtar varken. Yok abi 8 saatte bitmiyormuş. Demek ki biz İyi sona ulaşacağız ama iyi sona ulaşacağız derken kız öldü lan. Nasıl iyi sona ulaşacağız? Eddie'yi de öldürdük. Daha nasıl iyi son olabilir oğlum? Şu camlar patlamasa iyidir. Belki bizim eşimizi buluruz. Kitaplar var ama kullanışlı bir şey yok diyor. Yeterince fazla sağlık kitapları okudum. Hiçbir işe yaramadı diyor. Değil mi? Umut fakirin ekmeği aynen öyle. Şunlar da meydan lorusu herhalde. Gazeteden çıkmış kuponla. Broşürler falan sıralanmış. Hiçbiriyle ilgilenmiyorum diyor. Ya çok fazla pompalı mermisi aldım. Şu yataklı elemanlar yüzünden sanırım. Baksana. Pompalı mermisi, normal mermiler. Bu ara 204'e gitmem gerekiyor. %61 burada. 83 burada. Şimdi 204'e gitmem lazım. Arka taraftan geçebilirmişim. Geçsem iyi olur. Buraya gelmeden önce buranın çok fazla gideri var. Şuradan girmem lazım. Şey gelecekti. Yaz. Jack mi? Hoş geldin. Dizide yoksun. Dizide yokum abi. Çünkü şeyle oyun oynuyorum. Hikayeyle. O yüzden. Forus'u bitirdik.
Ekran kartı alıyorsun. Hadi bakalım. Şimdiden hayırlı olsun. Hangi markayı alacaksın? İyi, öldü. Kitle. Kitle. O siktir ya. O kim ağladı lan öyle? Gigabyte mı? Fena değil. Hani 8'lik alacaktın? 600 lira civarıysa 8'liğe bak. Oğlum kim ağladı öyle lan? Siktir ya. Yok muydu? Neyse be. Yapacak bir şey yok abi. İlk önce şuraya bakayım. Açılmıyor. Oğlum götüm götüm gidiyoruz ya. Biri ağladı diye. Çalışan şey anahtarı. Asansör anahtarı. Güzel. İyi abi. Aha. Bunu Bunun şifresi ne ki? Etrafa fotoğraf saçılmış. Ne bu böyle diyor. Bizim fotoğraf mı acaba? Kalemle çizilmiş diyor. Place mi? Ama 4 harfliydi. Place 5 harfli. Yok, Lace'de olmuyor. Kapıda not vardı, okumadı.